Game of Thrones. Birçoğumuzun izlediği bu dizi her ne kadar sayısız fantastik öğe barındırsa da aslında tarihteki birçok olaydan ilham alıyor. Hem kutsal kitaplardan hem de çeşitli coğrafyaların mitolojilerinden ve efsanelerinden bazen de gerçekten yaşanmış tarihsel olaylardan esinlenmekte. Kendi kitaplarından uyarlanan ve aynı zamanda dizinin de yapımcısı olan George Martin, kitabı yazarken sürekli tarihi olaylardan etkilendiğini de zaten sık sık belirtmekteydi. Martin, "Tarihi her zaman sevdim. Ancak sosyoekonomik trendler ya da kültürel dönüşümlerle, savaşlarla, cinayetlerle ya da ihanetlerle ilgili olduğum kadar ilgili değilim," diyor. İşte Game of Thrones'un en heyecan verici anlarından bazılarına ilham kaynağı olan tarihi olaylar. Den Halkı. Dizide Yamyam Den Halkı gece gözcüleriyle kendilerine ziyafet çeken bir halk olarak gösteriliyor. Kitaplarda ise Den kabileleri diğer kabilelerin üyelerini yiyerek hayatta kalıyor. Peki tarihte ne olmuştu? 16. yüzyılda İskoçya'da bulunan Sawney Bean ailesi mağaralarda yaşayan yamyam bir İskoç kabilesiydi. 14 çocuk ve 32 torunun üyesi olduğu 48 kişilik ailenin soylarını devam ettirmelerini sağlayan şey ensest ilişkiydi. Yaşamlarını saklandıkları çalılardan yoldan geçenlerin üzerine atlayıp onları yiyerek ve eşyalarını çalarak sürdüren kabile artan etleri ise kürleyerek saklamaktaydı. 7 Krallık. Game of Thrones'ta taht için birbirleriyle savaşan 7 krallığın erken ortaçağ döneminde İngiltere'nin hakimiyeti için birbirleriyle savaşan 7 Anglo-Saxon krallığı olan East Anglia, Essex, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex ve Wessex'i temsil ettiği neredeyse apaçık ortada. Öyle ki krallıkların geçim kaynakları, armaları, coğrafi konumları ve hatta isimleri bile İngiltere tarihindeki krallıklarla benzerlik gösteriyor. Targaryenler. Targaryenler de antik Mısır firavunlarına benzetilmekte. Kendilerini yarı tanrı gibi görmeleri, yerel halktan üstün olduklarını varsaymaları, asil kanlarını korumak için aile içi evliliklerin yapılması gibi sebeplerle Mısır'da Büyük İskender'in ardından M.Ö. 305 ile M.S. 30 yılları arasında hüküm süren Ptolemeus Hanedanı'na benzetiliyor. Ptolemeus Hanedanı'nın hükümdarları firavun olarak kabul edilir. 4. Kleopatra da bu hanedanın en meşhur yöneticilerinden biriydi. Dövüşle yargılanma. Ortaçağ savaşlarında yasal anlaşmazlıklar dövüşle karara bağlanabiliyordu. Dizinin ilk sezonunda Tyrion Lannister, aristokrat Lord John Arryn'i öldürmekle suçlanıyor. Ancak dövüşle yargılanma talebinde bulunarak ceza almaktan kurtuluyor. Lannister'ın koruması Bronn, dövüşerek efendisinin özgürlüğünü kazanıyor. Bu olay tamamen hayal ürünü değil. Ortaçağ Avrupa'sında bu, anlaşmazlıkları çözmek için yasal bir yöntemdi. Davalı taraflar, kendi taraflarında savaşmaları için dövüşçü kiralıyorlardı. Karasu Savaşı. Stannis Baratheon ve Lannister'lar arasında King's Landing kıyılarında geçen Karasu Savaşı'nın İstanbul'da gerçekleşen Bizans-Arap Savaşları'ndan esinlenildiği düşünülüyor. Çünkü o zamanlar yenilmezliğiyle ünlü olan İstanbul, Araplar tarafından kuşatıldığında Bizanslıların Arap donanması üzerine ateş püskürttüğü ve denize Grajuva adında yanıcı yağlar döktüğü, savaşı kazanmak üzere olan Arapların bu sebeple kaybettiği biliniyor. Gerçek Duvar. Hadrian Duvarı'nın kalıntıları hala ayakta. Game of Thrones'ta buzdan örülü duvar, Westeros'un 7 krallığının kuzey sınırındaki 500 kilometrelik hat boyunca uzanıyor. 200 metre yüksekliğindeki duvarın amacı krallıkları işgalden korumak. Duvar, en önemli karakterlerden biri olan Jon Snow'un da üyesi olduğu gece bekçilerinin yeminli kardeşleri tarafından savunuluyor. Gerçek hayattaki karşılığı daha kısa, ancak daha önemsiz değil. Hadrian Duvarı, Roma İmparatorluğu yönetimi altındaki İngiltere'yi kuzeydeki Britonlardan korumak için 2. yüzyılda inşa edilmişti. Bu ünlü duvara Roma İmparatoru Hadrian'ın ismi verilmişti.
ve Antik Roma'nın en ikonik simge taşlarından biri haline gelmişti. 117 kilometre boyunca uzanan, bir zamanlar çok görkemli olan bu duvarın kalıntıları halen görülebiliyor. Bu kalıntılar George Martin de dahil olmak üzere yüzyıllar boyunca milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. 1980'lerde Hadrian Duvarı'nı ziyaret eden Martin, Rolling Stones dergisine yaptığı açıklamada "İngiltere'de arkadaşlarımı ziyaret ediyordum ve biri beni Hadrian Duvarı'nı görmeye götürdü," diyor ve ekliyor. Bu tepelerden ufukları seyrederek günlerini geçiren bir paralı asker için hayatın nasıl olduğunu düşündüm durdum. Altın Taç. Romalı tarihçi Eutropius'a göre İmparator Valerian eritilmiş altın içmeye zorlandı. İlk sezonun sonunda Westeros'un kralı olacak kişi Viserys Targaryen, savaş beyi Khal Drogo'dan kız kardeşi Daenerys ile evlenmesi karşılığında kendisine söz verdiği orduyu talep ediyor. Bunu yaparken de hamile kız kardeşinin göbeğine doğru kılıç tutuyor. Drogo, Viserys'e insanların gördüğünde titreyeceği bir altın taç sözü veriyor. Ancak daha sonra ödül vaadinin aslında bir tuzak olduğu anlaşılıyor. Viserys kılıcını bıraktıktan sonra korumalar tarafından zapt ediliyor. Drogo, altın madalyonlardan oluşan bir kemeri bir kapta erittikten sonra Viserys'ın başından dökerek adeta onu taçlandırıyor. Roma İmparatoru Valerian'ın başına da M.Ö. 260 yılında benzer bir olay geliyor. Romalı tarihçi Eutropius 4. yüzyılda Valerian'ın Pers askerleri tarafından tutsak alınmasının ardından erimiş değerli madalyon yutmaya zorlandığını yazıyor. Bu, Valerian'ın ölümüyle ilgili anlatılan hikayelerden sadece bir tanesi. Ancak Martin'in bu projesine yine de ilham kaynağı oldu. Kızıl Düğün ya da Kara Akşam. Dizinin en beklenmedik anlarından biri 3. sezonda meydana geldi. Ana karakterlerin üçü de tek bir bölümde öldü. Robb Stark, annesi Catelyn ve karısı Talisa bir şölen sırasında öldürüldü. Yapımcı Martin, Kızıl Düğün olarak bilinen bu sahne için bir kez daha gerçek olaylardan ilham aldı. Bu, Kara Akşam olarak bilinen bir olaya göndermeydi. 1440'larda İskoçya'da yaşanan olaylara verilen isimdi bu. 10 yaşındaki kral 2. James'ten bir parti davetini kabul eden Kont Douglas ve erkek kardeşinin ülkedeki en güçlü ailelerden birinin iki üyesinin yemeğin ardından kafaları kesilmişti. Martin dergiye yaptığı açıklamada tarihi kayıtlar masaya siyah yaban domuzu kafasının konduğunu gösteriyor. Bu ölüm sembolü. Kont ve kardeşi bir kuleye götürüldü. Ardından James'in yalvarmalarına rağmen kafaları kesildi diyor. Dothraki Moğol benzerliği. Sürekli at üstünde olan ve bebek yaşta at binmeyi öğrenen, hiçbir zaman donanma sahibi olmamış, yakın mesafe dövüşen ve at üstünde hızlanabilmek için ağır silah taşımayan Dothrakiler 10 ila 13. yüzyıllar arasında Avrupa'ya kadar dayanan ve neredeyse dünyanın yarısını istila eden Moğollara benzetiliyor. Daenerys aracılığıyla çok haşır neşir olma fırsatı elde ettiğimiz Dothraki kültürü pek çok yönüyle direkt olarak 13. yüzyıl dönemi Moğol toplumundan ilham alıyor. Batıdaki devletlerin doğudan gelen atlı bir tehditten korkuyor olmalarından tutun da Dothrakilerin göçebe, çadırlarda yaşayan ve atların çok kıymetli olduğu bir topluluk olmalarına kadar pek çok şey birbirine benziyor. Khal Drogo öldükten sonra farklı klanların dağılması da Cengiz Han'ın ölümünden sonra olanları andırıyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.